Ben ömrümü madenlere adamış bir madenci olarak sizlere seslenmek istiyorum. Emekli oldum 2020 yılında. Emeklilikten önce 301 vardiya arkadaşımı kaybettim. O ocaktan canlı çıkmıştım. Diğer arkadaşlarımı kaybettim. 5 gün orada uğraştım ama diğerlerini kurtaramadık. Bir kısmını kurtarabildik. Buradan bir hüzünle ayrılırken başka bir firmaya iş başvurusunda bulundum. Orada işe girildim. Fernas Madencilik diye bir firmada çalışıyordum. Bunlar için mücadele ederken bu arada da Bağımsız Maden İş Sendikası ile tanıştım. Bağımsız Maden İş Sendikası, nasıl diyeyim, bizlerin yanında olan, nasıl diyeyim, gönlünden, insanların gerçekten gönlünden gelerek bizlere destek olan insanlarla tanıştım. Bu insanlar bize dediler ki, sizlerin bu zamana kadar hep haklarınızı yediler. Şöyle şöyle şöyle, bilmediğimiz yerlerde bizlere anlatarak, bizlere destek, ışık olarak bizim önümüzü aydınlattılar. Biz de dedik ki, madem böyle bir durum var, işletmenin yöneticilerine anlattığımız iş güvenliği meselelerinde bize herhangi bir çağrı, geri dönüş olmazken, bu arkadaşlar bize destek vererek, biz de bunları avukat seçerek üye olduk ve işten atıldık. Bu süreçte iki sefer gözaltına alındım. Birisinde iki gün nezarete atıldım. Yine aynı telefonuma el konuldu. Bir aydır ancak iki gün önce eşime telefon ederek telefonunu gelip alabilir dediler. Ama ben yolda yürüyüşteydim. O yüzden gidip hala da alamadım. Sonra yurt dışı yasağı verildi. Benim gibi bir emekçiye kimse başına gelmesin, başıma gelmez demesin. Bu mutlaka bir gün bizim birimizin başına gelecek. Çünkü ülkeyi öyle kavramışlar ki, patronlar bizleri yönetmek için elektronik kelepçeler takıp bizi yönetmeye başlamışlar. Biz bunu görmemişiz. Yani bizden önceki nesil bunu görmemiş, biz de şimdi gördük. Çocuklarımız bu şekilde olmasın diye direnmek istiyoruz. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bu süreçten sonra şirket önünde ve yürüyüşümüzle beraber 35 gündür direniyoruz. 5 gündür yollardayız. Ankara'ya gideceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte bütün haklarımızı kazanacağız. Biz bu süreçteki kanuni haklarımızı kullanamadık. Sadece ve sadece sendikaya üye oldum ben. Başka hiçbir yanlışım olmadı bu şirkette. Ne bir raporum, ne bir tutanağım, ne bir savunmam. Yani nasıl diyeyim, daha çok şirket için çalışmış birisi olarak, tamam, benim hiçbir hakkım olmadı bu şirkette. Bir saatin içinde kapının önüne atıldım. İş kıyafetlerim üstümdeydi. Vardiyaya giriyordum. Arkadaşlarımı iş yerlerine sevk ettim. Kendim de onların başına gidecekken böyle bir direnişle karşılaştım. İşletme tarafından dışarı atıldım. Bunu gören vardiya arkadaşlarım ve diğer vardiyalardaki arkadaşlarım, eğer siz burada yoksanız bizim iş güvenliğimiz tamamen gitmiştir bu ocaktan diyerek bize desteğe geldiler. O 94 arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. İçeride faaliyet gösteren diğer arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Üye sayımız gitgide artıyor. İnşallah daha çok kazanacağız. İnşallah bu konularda emeği geçen sizlerin ve sendikacılarımızın bütün haklarımızı alıncaya kadar hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.